Selamlar Maçkol YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün RFS Galatasaray maçını konuşacağız. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkacak. İlk maçında kendi evinde PAOK'u 3-1 mağlup etmişti ve 3 puanla başlamıştı. Bu maçta da tabii ki de en temel hedef 3 puan olması gerekiyor. Birazdan sebeplerine geleceğiz. RFS ya da Rigas Skol olarak geçiyor takımın ismi. Letonya temsilcisi. Çok mütevazi bir kulüp. UEFA Avrupa Ligi'nde en düşük piyasa değerine sahip takım 9,30 milyon euro piyasa değeri var. Sondan bir önceki takım Karabağ, Azerbaycan temsilcisi. Onun değeri mesela 20 milyon, 21, 21 milyon euro civarı. Ondan bile iki kat daha az değere sahip. Çok mütevazi bir kulüp. Galatasaray'ın piyasa değeri UEFA Avrupa Ligi'nde 7. sırada ve 288 milyon euro. Yani bu bile aslında nasıl bir takım olduğunu anlatıyor. Zaten çok mütevazi bir kulüp olduğunu kendileri de farkında. Örneğin geçen hafta Steaua Bükreş'e oynadılar Avrupa Ligi'nde ilk maçında. Twitter'da kapak fotoğraflarına Steaua Bükreş maçını koymadılar. Yaklaşık 10 gündür, 15 gündür Galatasaray maçı kapak fotoğraflarında var. Büyük bir maç olarak bakıyorlar. Tabii ki de büyük bir takımın kendi ülkelerine geldiği bir maç olarak bakıyorlar. Ona göre hazırlanıyorlar. Örneğin teknik direktörlerine soruyorlar hani Galatasaray maçı var ne düşünüyorsunuz diye. Keyfini çıkartın diyor. Çok böyle aslında sert açıklamaları olan bir teknik direktörmüş. Steaua Bükreş maçı öncesi basın toplantısına baktım. Çok enteresan açıklamaları olan bir hoca normalde. Ama Galatasaray maçı öncesi ya da Galatasaray ile ilgili bir soru sorulduğu zaman keyfini çıkartın. Yapacak bir şey yok modunda aslında cevaplar verdi. Bu tarz cevaplar verdi. Zaten Osimhen de ilk Galatasaray transfer olduğu zaman dünya yıldızları, Osimhen gibi dünya yıldızları Letonya'da gelecek bize karşı oynayacak, Rigas Skola'ya karşı oynayacak diye tweet atmışlardı. Bakış açıları biraz daha böyle bir takım. Normalde LNK Sparta Parks diye bir statta oynuyorlar. 1700 kişilik bir stat. Ama UEFA Avrupa Ligi'nde Avrupa maçlarında Daugava Stadı'nda 10 bin kişilik bir statta oynayacaklar. Suni çim değil, doğal çim. Bunu belirteyim. Bu bir avantaj. Çünkü suni çim gerçekten bizim takımlarımız için dezavantajı olabiliyor bazı durumlarda oynama alışkanlığı olmadığı için. Ama bu stat doğal çim. Onu da belirtmek gerekiyor. Statla ilgili ilginç bir bilgi vereyim. En son 97 yılındaki bir Barcelona maçında kapalı gişe olmuş stat. Ondan sonraki hiçbir maçı 97 yılından beri, 27-28 yıldan beri hiç kapalı gişe olmamış. Maçtan birkaç gün öncesine kadar 250-300 tane bilet kalmıştır. Tahmin ediyorum ki onlar da satılacaktır. Ve 97'deki Barcelona maçından beri ilk defa kapalı gişe oynayacak bu stadyum. Hatta o maçta biraz baktım işte Figo var, Pep Guardiola kaptan stoper oynuyor, Stoichkov falan var Barcelona'da. O kadar eski bir maç aslında. O zamandan beri kapalı gişe olmamışlar stadyum olarak. Dolayısıyla yani nasıl bir maç olduğu, RFS'nin nasıl bir takım olduğu biraz buradan belli. Peki bu sezon neler yaptılar? Letonya Ligi'nde durumları nedir? Ona biraz değinelim. Tabii Letonya Ligi bizim liglerimiz gibi böyle işte Ağustos sonunda Eylül başında başlayıp Mayıs'ta falan bitmiyor. Kasım-Mart arası oynanıyor ligleri. Dolayısıyla şu an ligin son düzlüğüne girdi onlar. 30 hafta oynadılar, 30 maç oynadı kendi liginde. 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldılar. 78 puanla lider durumdalar Letonya Ligi'nde. 90 gol atıp 19 gol yediler. Kendi liglerinde gayet başarılı, gayet iyi bir takım. Ama Letonya Ligi Avrupa'da tabii ki de ilk 15, ilk 20 ligde değildir muhtemelen. Öyle bir lig olmadığı için RFS kendi liginde çok iyi olmasına rağmen Avrupa tarafında çok da iyi bir takım değil takdir edersiniz ki. Avrupa Ligi'nde de ilk maçında Bükreş deplasmanı Romanya'da 4-1 mağlup oldular. Ki şunu bilgiyi de vereyim. Bükreş öyle Romanya'da şampiyonluğa oynayan inanılmaz iyi bir, inanılmaz organize bir takım değil. Biraz baktım onlara da. Kendi liginde 10 maçta 13 puanları var ve 9. sıradalar. Öyle çok çok iyi durumda değiller. Ona rağmen 4-1'lik bir mağlubiyetle ayrıldılar deplasmandan. Peki ne oynuyor bu RFS'e? Bizi neler bekliyor bu maçta Perşembe günü? Tabii ki de klasik bir düşük profilli bir takım. Kendi liglerinde normalde dörtlü savunma oynuyorlar. 4-2-3-1, 4-4-2 gibi oynuyorlar. Ve gayet de gollü. Az önce sayılarına baktık, gol sayılarına. Gollü, zevk veren bir futbol oynuyorlar Letonya Ligi'nde. Ama Avrupa'da klasik otobüs çekme taktiği. Beşli savunmayı koyuyorlar. Kapanıp hızlı çıkmaya çalışıyorlar. Duran topları kovalar. Çok fizikli, çok uzun bir takım. Stoper tandemleri ortalama bence 1.92-1.93 boyunda vesaire olacaklar. Gerçekten stoperler olarak çok çok uzunlar. Zaten duran top meselesine de birazdan gireceğim. Çok fazla duran top kovalıyorlar. Hatta Steaua Bükreş maçında da gol atan Libuşçek diye bir stoperleri var. O da 1.99 boyunda. Çok uzun bir oyuncu. 2 metre civarı bir oyuncu. Duran toplara ekstra dikkat etmek gerekiyor. Çünkü akan oyunda düşük profilli bir takım olduğunu, çok mütevazı bir takım olduğunu anlayabilirsiniz. Akan oyunda kalite farkı çok çok öne çıkıyor. Ama duran toplarda seviye farkı o kadar da öne çıkmıyor baktığınız zaman. Duran toplarda anlık bir konsantrasyon hatası, iyi açılan bir orta gerçekten kalenize golü görmenize sebep olabilir. Çok diri bir takım, çok inatçı bir takım. Bir de kendi evinde oynadıkları için ekstra bir motivasyona sahipler. Az önce de bahsettim. Ya dünyanın sayı takımlarından biri
Letonya'ya gelecek ve bize karşı maç yapacak gibi bakıyorlar. Motivasyonları şu an bu şekilde. O yüzden biraz da diri bir takım, inatçı bir takım olacaktır. Biraz da motive bir takım olacaktır. Yani Bükreş deplasmanında oynadıkları gibi oynayacaklarını ben düşünmüyorum ki o maçta da inanılmaz ezilmediler baktığınız zaman. Pozisyonda buldular. Zaten gol de attılar. O yüzden Galatasaray'ın biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Tabii ki de UEFA Avrupa Ligi'nde şu anki formatta averaj önemli bir parametre. Ama ilk başta maç 0-0 iken maçın başlangıç primi olarak averajı düşünmektense 3 puanı düşünmek daha mantıklı olacak. Bu rehaveti de engeller. Zaten inatçı da bir takım olduğu için ya averaj olarak çıktığınız maçta anlık bir konsantrasyon kaybıyla gol yediğiniz zaman ya da gol geciktikçe biraz daha böyle mental olarak düşebilirsiniz. RFS'ye karşı yani çok fazla böyle tabii ki de Galatasaray'ın zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama zorlanabilir. Böyle de bir durum var. O yüzden maçın başlangıcında en azından ilk başta 1-0'ı düşünmek önemli. Ondan sonrasında tabii ki de erken bir gol gelirse ki bence erken gol çok çok önemli inatların kırılması için. Ondan sonra averaj düşünülebilir. Eğer mesela dakika 20'de maç 2-0, 3-0 oldu. Devamında Galatasaray averajı düşünmezse bence hata yapar. Çünkü averaj gerçekten Avrupa Ligi'nde önemli. Şu an birinci maçlar oynandı, ikinci maçlar oynanacak. Ama 5. 6. maçtan sonra biraz daha böyle averaj hesapları yapılacak. Yani mesela Galatasaray 2 gol farkla 8. değil de 9. olup playoff turuna kalırsa mesela ilk 8'e giremezse bu maçı arayabilir. O yüzden erken goller gelirse, erken bir gol gelirse RFS takımı inatçılığı kırılırsa maç içinde averaj düşünülebilir ama dediğim gibi ilk etapta averajdan ziyade biraz da 3 puan düşünülmesi gerekiyor. Bu tarz takımlar gerçekten inatçı olabiliyor. İyi savunma yapabiliyorlar. Çünkü alanı çok daraltıyorlar. Tamamen ceza sahası çevresinde bekliyorlar. 10 kişi, 11 kişi kaleciyle beraber. Çok uzun, çok fizikli bir takım. Sert bir savunmayla karşılaşabilirsiniz. İlk baştaki hedef 1-0 olmalı dediğim gibi. Ondan sonra averaj düşünülebilir. Duran toplardan zaten bahsetmiştim. Gerçekten etkili kullanıyorlar. Kendi liginde de bu arada ana plan olarak da çok iyi kullanıyorlar duran topları. Ki Avrupa'da son 2 sezonda ön elemelerde attıkları gollere baktım. Neredeyse yarısı duran top golü. Direkt mesela kornerden açılan ortaya vurmuyorlar belki ama ki öyle de çok fazla golleri var. Sekiyor top. Ondan sonra bir daha orta açıyorlar. Bir daha vuruyorlar kafayı. O yüzden duran toplara dikkat edilmesi gerekiyor. Ama duran top savunmasında mesela o kadar iyi değiller. Galatasaray'da duran topları iyi kullanan bir takım hücum anlamında. Belki Galatasaray'da duran toptan golü bulabilir. Okan Buruk bunun üzerine düşebilir. Çok fazla aslında dikkat edilmesi gereken oyuncu yok. Seviye ortada. Ama birkaç tane oyuncu var. Kuadio mesela normalde bir kanat oyuncusu. Ama Bükreş maçında forvet de oynattı hocaları. Savunma arkasına koşu yapsın diye hızlı bir oyuncu. Tabii ki de kapanıp savunma arkasına çok fazla koşu deneyecekler. Galatasaray'ın buna dikkat etmesi gerekiyor. Panić ve Ikonix takımın teknik ayakları. Özellikle Ikonix forvette oynuyor. Biraz daha forvete yakın oynuyor. Golcü, en golcü ismi şu an RFS'nin. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. İyi bir ayağı var, iyi bir teknik ayağı var bu seviyeye göre. Bir de çok hani büyük bir transfer yapar mı bilmiyorum ama belki Avrupa'ya transfer yapar. 20 yaşındaki Enciki diye bir oyuncuları var. 1.88 boyunda kanat oyuncusu, forvet oyuncusu. Leganés altyapısından çıkmış, İspanya altyapısı görmüş bir oyuncu. Sonra DFS'ye transfer olmuş. 20 yaşında çok potansiyelli bir isim. Belki yani bizim Anadolu kulüplerimiz için bir fırsat transferi haline gelebilir. Sonuçta ucuz bir pazar Letonya hala. O oyuncu oynarsa eğer oynaması çok muhtemel değil. Yani sürekli oynayan bir isim değil ama oynarsa ya da sonradan girerse Galatasaray'ın dikkat etmesi gereken diğer bir isim. Takımın en değerli oyuncusu Emerson Brezilyalı sakat. Takımın en golcülerinden biri Diomande sakat. Aslında gerçekten ciddi eksikleri de olan bir kulüp. Ayrıca son 10 günde 4. maçları, 4. resmi maçları, Kupa, Lig, Bükreş maçı, Galatasaray maçı. Son 10 günde 4. maçına çıkacak RFS ve son maçta da lig maçında da zaten biraz daha rotasyon yapmak zorunda kaldılar. Gerçekten çok yoğun bir maç temposundalar. O yüzden biraz daha yorgun olacaklardır. Bu da Galatasaray'ın işine gelir. Tabii ki de Zalgiris maçı gibi sezon başıydı o maç gerçi ama Zalgiris maçı gibi zorlanılacak bir maç da olabilir bu. Ama dediğim gibi erken bir gol geldikten sonra Galatasaray'ın çok da zorlanacağını düşünmüyorum. Hafife alınmaması gerekiyor. Ama Galatasaray gibi bir takımla RFS gibi bir takıma karşı çok da fazla zorlanacağını düşünmüyorum açıkçası. Zorlanmaması gerekiyor. Eğer ilk golde gelirse belki averaj hesabı yapılabilir. Çünkü averaj gerçekten bu formatta çok çok önemli. Kısaca RFS bu şekildeydi. RFS Galatasaray maçının analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.